Herkese merhaba, ben Ayhan Göksu. Bugün sizlere teknik resimde kullanacağımız custom sembollerin nasıl hazırlanacağını anlatacağım. Şimdi Creo bize default sembol librarisinde custom sembol altında kaynak sembollerini ve yüzey işleme sembollerini sunuyor default olarak. Bunlara custom sembol menüsünde browse diyerek SystemSims altından Weld Sembol Library ve Surface Texture Sembol Library şeklinde ulaşabiliyorduk. Ayrıca yine ufak tefek uyarı işaretleri için kullanabileceğimiz şurada bir sembol paletimiz vardı. Bunlar Creo'nun default olarak bize sunmuş olduğu sembol içerikleri. Biz bunlara benzer ihtiyaç duyduğumuz farklı özel sembolleri şu anda ekranımda da gördüğünüz gibi işte bir tornavida sembolü olabilir, firmanızın kendi logosu olabilir veya işte uyarı etiketleri olabilir. Bunların nasıl hazırlanacağını ve sembol librarisine nasıl ekleneceğini, sembol direktörüye nasıl tanımlanacağını ve ayrıca oluşturduğunuz bu sembollerin burada yer alan sembol paleti üzerine de nasıl default olarak ekleneceğini sizlere göstereceğim. Videoyu izledikten sonra siz de kendi firmanız özel sembolleri kendiniz oluşturabilecek yetkinliğe ulaşmış olacaksınız. Şimdi yeni bir sembol oluşturmak için gideceğimiz menü Annotate sekmesi altında yer alan sembol menüsünü açıyorum. Sembol galeri komutu. Kliklediğimde sağ kısımda bir menü manager karşımıza geliyor. Bu menü manager üzerinde yeni sembol tanımlamak için define, var olan sembolü yeniden düzenlemek için redefine, sembolü silmek için delete, oluşturduğunuz sembolü kaydetmek için write, kaydedeceğiniz sembolün direktörüsünü belirlemek için semboldir. Var olan sembolün ismini göstermesi için de show name komutlarını göreceksiniz. Şimdi ben sıfırdan bir sembol oluşturacağım için gideceğim komut define komutu. Kliklediğimde bana yeni oluşturacağım sembolün ismini soruyor. Şimdilik ABC isminde bir sembol oluşturacağım diyelim. İsmini verip enter diyorum. Ve farklı bir ortama geçiş yapıyorum. Yeni bir pencere açılıyor bakın. Şimdi bu pencere Prangial Wildfire'dan gelen bir pencere. Yani eski bir Wildfire kullanıcısıysanız eğer burada yabancılık çekmeyeceksinizdir. Ama Creo parametreye alıştıysanız, Creo parametrikle kullanmaya başladıysanız programı, bu menü size birazcık yabancı gelebilir. Şimdi burada sağ tarafta çizim araçlarını görüyorsunuz. Bakın line çizmek için, circle çizmek için, arc oluşturmak için komutlarımızı görüyorsunuz. Çizime başlamadan önce bazı ayarları gerçekleştireceğim. Çünkü ben bu çizim ekranında gridlerden faydalanmak istiyorum. Çünkü burada herhangi bir verebileceğim bir ölçü yok. Bunları ayarlamak için de yani sketch ortamımı ayarlamak için de sketch sekmesi altında yer alan Sketcher Preferences'a gidiyorum. Sketcher Preferences'ta Grid Intersection'ı açıyorum. Yine line çizerken zincir şeklinde çizmesi için, çünkü normalde buradaki line, yani Creo parametriğin Drawing'deki sketch bölümünde de bir line oluşturduysanız orada line'ların tek tek çizildiğini fark etmişsinizdir. Ama normalde Creo parametrin sketch ortamında, yani part modellemedeki sketch ortamında line'lar bir zincir şeklinde çizilir. Onun seçeneği burada bakın. Chain sketching yapsın yapmasın şeklinde parametric sketching'imi de aktif ediyorum bu bölümde. Şimdi grid şu an görüntülenmiyor. Şu an karşımda yok. Şöyle yapacağım. View bölümüne geliyorum. Draft grid'e klikliyorum burada. Ve menüden Show Grid diyorum. Grid şu anda görünür oldu. Şöyle bakın, yaklaşırsam gridleri göreceksiniz. Şu an 1 milimetre aralıklarda. Dilerseniz bu grid boşluğunu düzenleyebilirsiniz. Menüde yer alan grid parametresi açarsanız X ve Y'yi ayrı ayrı düzenleyebileceğiniz gibi X, Y'yi birlikte düzenleyebilirsiniz. X, Y spacing'e klikliyorum. Örneğin 10 milimetre olsun dediğimde bakın grid boşluklarımın 10 milimetre olduğunu göreceksiniz. Ve bu grid boşluklarında bir line oluşturmaya kalksam bakın çizimin gridleri yakaladığını görüyorsunuz. Örnek olarak şöyle bir line oluşturalım. Şöyle bir geometrimiz olsun. Bakın çizimi tamamladığımda Done dediğimde, menüyle devam ettiğimde bakın, burada sembolün ilave özellikleri tanımlamam için program beni zorluyor. Yani bu pencereyi karşımıza çıkartıyor. Direkt olarak kapatamıyoruz bunu. Şimdi burada attachment type'lar var. Yani sembolümüz free attachment sembol mü olacak, yoksa oklu bir sembol mü olacak? Şimdilik free olsun diyelim bakın. Benden bir origin seçmemi istiyor. Yani bu şeklin neresine tıkladığımda bu sembolü bıraksın. Şurası olsun diyelim. Okey diyorum. Şimdilik done ile bu menüyü kapatacağım. Tekrar geri döneceğim buraya. Sembolüm şu anda hazır. ABC ismindeki sembolüm. Şuradan getireceğim bakın. Custom sembole geliyorum burada.
Oluşturduğum ABC sembolü burada. Henüz kaydetmediğim için buradan çağırıyorum. Kaydettiğimde bros diyerek dosya sisteminden çağırabileceğim sembolü. ABC sembolü getir dedim de bakın. Dikkat edin, mouse imleci nerede? Sembolümün tam ortasında. Benim free attachment olarak belirlediğim noktada. Ve buradan klik dediğimde sembolümü bırakabiliyorum. Diğer seçeneklerin kapalı olduğunu dikkat edin. Hide kapalı bakın. Grouping'te veya variable text'te herhangi bir şey yer almıyor. Veya placement type'ında şu an sadece free olduğunu veya vertex üzerinde koordinatlara göre tanımlı olabileceğini görüyoruz. Oklu bir oklu şekilde oluşturamıyoruz bu sembolü. Şimdi bu sembolü yeniden tanımlamaya devam edelim. Bunun için sembol galeriyi açıyorum. Redefine diyerek. Şimdi burada redefine dediğinizde ismine göre de çağırabilirsiniz. Name deyip listeden ismini de seçebilirsiniz veya direkt ekrandan klikle edebilirsiniz. Pick ins diyerek şu klik dediğimde beni tekrar sembol tanımlama ekranına getirecektir. Şimdi done dersem eğer beni tekrar çizim ekranına götürecek. Yani drawing ekranına götürecek. O yüzden done ile devam etmiyorum. Az önce o free attachment'ı tanımladığım yer attributes'tü. Attributes'ü bir daha açıyorum. Diyelim ki oklu bir sembol olacak. Sol ok nereden çıkacak bunun üzerinde? Şu noktadan çıksın diyelim. Sağda yer alan ok nereden çıksın? Bu noktadan çıksın. Aynı zamanda yüksekliği kapalıydı bakın. Sembol instance height'tan söz ediyor burada. O yüksekliği işte drawing ünitemi bağlı olsun, model birimlerine mi bağlı olsun, yani model ölçülerine mi bağlı olsun, yoksa teknik resminizde kullandığınız text yüksekliğine mi bağlı olsun şeklinde 4 adet seçeneğimiz var burada. Tabii şu anda text related'ı ayarlayamıyorum. Drawing units veya model units'e göre ayarlayabilirim. Text related'ı ayarlayamamın sebebi şu. Eğer bu sembolün üzerine bir text olursa o zaman text related'ı kullanabilirim. Şu an herhangi bir text metin olmadığı için bu sembolün üzerine onu ayarlayamıyorum. Drawing units olsun şimdilik diyelim. Bakın okey diyeceğim. Done ile geri döndüm. Sembolümü bir daha kullanayım. ABC sembolünü çağırdım. Bakın artık placement type'ı açtığımda teğet oklu mu olsun, sadece oklu mu olsun veya dik oklu mu olsun bu seçeneklerde karşıma geliyor. Sadece oklu olsun diyelim. Sembolüm geldi bakın. Nereye iliştirebiliriz bunu? Şurada line çizgilerim var. Ya da bunu bozmayalım. Şöyle bir geometri oluşturayım şurada. Şöyle bir şeklim olsun. Bunun üzerine iliştirelim sembolümüzü. ABC sembolünü seçtim. Oklu bir sembol olacak. With leaders seçtim. Bakın. Sağdan olduğunda veya soldan olduğunda okun ne taraftan çıktığına dikkat edin. Şimdi sembolümüzün üzerine bir de text ekleyelim. Bunun için tekrar sembol galeriyi açıp redefine ile pick ins diyerek sembolümün üzerine klikliyorum. Ve şöyle sembolüme yaklaşıyorum. Sembolüme text eklemek için gelip insert bölümünden bir not ekleyeceğim diyorum. Notumuzu tabii gridimiz kapandı az önceden dediğimiz için gridimizi tekrar bir görelim şöyle. Yine grid paramsı değiştirelim. 10 yapalım. O çıktıktan sonra sıfırlıyor kendini çünkü gridler. O yüzden tekrar başa döndüm. Şimdi tekstimizi ekleyelim. Insert'e geldim. Not ekleyeceğim diyorum. Buradaki not menüsü Creo 2.0'da kullandığınız not menüsü. Creo Parametric 2.0'da kullandığınız not menüsü. Bilmeyenler için şöyle not oluşturmak için make note diyeceğim. Şu noktaya oluşturalım bu notu. Üzerine şöyle ters slash koyuyorum. Normal bölü değil bakın. Normal bölü şu şekilde oluyor. Ters slash alt gr ve soru işareti tuşlarına basıp. Şimdilik notum diyeyim ben buna. Veya şöyle diyelim. My note diyelim. Bir daha ters slash koydum bakın. Enter dedim. Enter dedim. Dikkat edin bakın. Klik dediğim yere my note şeklinde yazdı. Şimdi notunuzu hizalayabilirsiniz. Şu an gridlerim, grid intersection'ım açık mı? Onu bir kontrol etmek istiyorum. Sketch Preference'a tekrar geldim. Açık grid intersection'ım. Tamam. Notumun text style'ını tekrar düzenlemek için şöyle üzerine çift klik yapabilirsiniz. Bakın Note Properties'e girecek. Buradan notu tekrar yazabilirsiniz. Ben text style düzenleyeceğim. Text style'a da hizalamasını şöyle yatay hizalamayı center olarak değiştireceğim. Dilerseniz burada notu biraz da büyütebilirsiniz. Mesela
4,5 diyelim. Şu şekilde yazsın. Şimdi notumuzu biraz da yukarı alalım. Tabii gridlerimiz biraz yüksek. 10 olduğu için şu draft gridi bir daha ayarlayalım grid paramızdan. 5 olsun gridlerimiz ki bu notu daha kolay bir şekilde şöyle kaydırayım. Şimdi notumu yazdıktan sonra attribute'e geri dönüyorum bakın. Artık sembolümün yüksekliğini tekstle ilişkili olarak bağlayabilirim. Yani bu tekstin yüksekliğine göre sembolümün yüksekliği ayarlanacaktır. Tabii bu seçeneğimi seçtikten sonra benden teksti seçmemi istiyor. Elif tekstimi klikliyorum. Başka bir şey yapmama gerek yok. Ardından şimdi not yazdığımız için üzerine bakın. Variable text'e geldiğimde buradaki not değişken bir not mu olsun? Yani sembol üzerinden bunu ayarlayabileyim. Şöyle yapalım. 3, 4 diye alt alta numaralar gireyim. Şimdi bunlar text olarak kalabilir. Integer olursa tam sayı olacaktır. Çok önemli değil burada integer ya da text olmasının. Şu önemli, preset values 10 derseniz notu ayarlarken burada girdiğiniz değerlerin haricinde başka bir değer giremezsiniz. Bakın işaretlemiyorum şimdilik. Okey deyip sembolü kontrol edeceğim. Teknik resme geri döndüm. Çağırıyorum sembolüm. Hatta var olan sembolün üzerinde geldi ama ben bir daha çağırayım. Bak şu kliklediğimde, hatta yüksekliğe dikkat edin. Şu an text related. Neden 3,5? Şu an benim kullandığım drawing ayarlarımdaki text height ayarım 3,5 olduğu için. Bunu arttırsam eğer sembolüm de büyüyecektir buna göre. Şöyle bırakayım sembolü bakın. Sembol düzenlemek için çift klik yapıyorum üzerine. Grouping'de herhangi bir şey yok şu anda, oraya gelmedik. Variable text'e geldiğimde bakın benim girmiş olduğum 1, 2, 3, 4'ü burada göreceksiniz. Nerede? My note olarak göreceksiniz bakın. Ama ben istersen buraya 5 de yazabilirim. 5 yazdığımda sembolümün üzerinde de 5 yazacaktır. Eğer ki preset values 10'ni seçeneğini işaretleseydim az önce burada bu 1, 2, 3, 4 haricinde yeni bir değer giremeyecektim. Yalnızca bu değerleri seçebilecektim. Şimdi buna cancel deyip sembolümüzü düzenlemeye devam edelim. Sembol galeri redefine deyip şu sembolümüzün üzerine klikliyorum. Son olarak bu adımda şunu belirteceğim. Yine attribute'ten bahsedeceğim. Şurada bakın fix text angle diye bir seçenek var. Bu fix text angle şu anda işaretli değil bakın gördüğünüz üzere. Şunu sağlıyor bize. Sembolümüzü şuradan bakın çevirebiliyoruz. İstediğimiz açıyı girerek veya 90 derece olarak çevirebiliyoruz. Bu genellikle nerede karşımıza çıkıyor? Mesela sembol palet üzerinde şurada bakın bir tork sembolü var. Şöyle getirelim bunu. Bakın bu tork sembolünü döndüreyim. Bu tork sembolünü döndürdüğümde metnin dönmediğine dikkat edin bakın. Şimdi böyle bir şey istediğimizde işte o fix text angle'ı kullanacağız. Normalde bakın ben bu sembolü şöyle 90 derece çevirirsem tekste onunla birlikte dönüyor. Ama gelip dersem ki yine sembol galeriden redefine deyip şöyle sembolüme klikliyorum. Attribute'ten text angle sabit kalsın dediğimde done dediğimde şöyle tekrar düzenliyorum bu sembolümü. Bakın kaç derece çevirsem çevireyim text açım değişmeyecektir. O da sabit kalacaktır. Aynı bu tork sembolünde olduğu gibi. Bu da kullanmamız için güzel bir seçenek. Şimdi sayfalarımı şöyle temizliyorum. Bu sembolü kullanmayacağım. Burada bir de şundan bahsetmek istiyorum size. Şimdi sembol oluşturmayı şöyle özetleyecek olursak sketch ortamımı ayarladım. Çizimimi gerçekleştirdim. Üzerine de ters slash'ların arasında yer alan bir not yazdım. Attribute'ten ayarladığımız şeyler ise attachment'ını ayarladım. Ha, on entity ve normal to entity istemiyorum. O yüzden bunları işaretlemedim. Burada artık seçim size kalmış. Attachment'ı nasıl ayarlayacağınız. Sembolümüzün yüksekliği neye göre değişecek? Bunları ayarladık. İşte text angle'ımız sabit kalacak mı, kalmayacak mı? Bunları ayarladık. Ve notun altında da my note diye bir not yazmıştım ben buraya. Buraya yazacağımız şey önemli değil. Yani orada neyi belirtmek istiyorsanız, notun içerisinde ne görünmesini istiyorsanız orada. Bunu yer aldıktan sonra üzerine değerler, eğer ki önceden hazırlanmış değerler yer alsın istiyorsam, onları da gelip preset values for dediği şu boşluğa belirtmemiz gerekiyor. Bunun haricinde not oluşturmakta farklı bir espri yok. Her zaman bu işlemleri kullanıyoruz.
Şimdi ben gerçekleştireceğim örnekte bunu done diyerek kapatıyorum. Sıradaki gerçekleştireceğim örnekte şu sembolleri de bir sileyim. Gruplu bir not oluşturacağım. Gruplu not ne demek? Gruplu not şu demek. Kaynak sembolü eğer kullandıysanız daha önce burada. Çağırın bir kaynak sembolü. Isofillet diyeyim. Şöyle sembolümü yerleştireyim diyeyim. Sembolü düzenlemeye giriyorum bakın. Grouping sekmesine geldiğimde bu kaynak sembolün içerisinde bazı gruplandırmaların var olduğunu göreceksiniz. Gruplandırmalara dikkat ederseniz bakın biri seçilirken diğeri seçilmiyor. Mesela above ref veya beneath ref ikisi birlikte seçilmiyor. Diyelim ki ikisinden birini seçtim. Buradakiler ise yani kare şeklinde gören boş kutular ise birlikte seçilebiliyor. Bunları ayarlayabiliyoruz bakın not içerisinde. Bu grouping'i biz sıfırdan gerçekleştirebiliyoruz. Bunun nasıl yapılacağını sıradaki örnekle göstermek istiyorum size. Bu gruplu olarak oluşturacağım sembolü şöyle farklı bir örnekten göstereceğim size. Yeni bir DRV açıyorum şurada. Groups DRV isminde bir çizimim var. Bakın yine Creo'nun teknik resim ortamında, drawing ortamında çizilmiş çizgiler üzerine notum burada hazırlanmış. Sembolle yapmadım. O zaman bakın şimdi hem ikinci yöntemi de göstermiş olacağım size. Yani elimde bir çizim var. Drawing ortamında çizilmiş olabilir veya drawing ortamına aktarılmış olabilir. Import ile DXF'ten alınmış olabilir bakın. Import drawing data ile veya DVG'den veya 3 boyutlu modelden getirilmiş olabilir buradaki çizim. Uygulayacağım yöntem yine aynı. Annotate sekmesinden sembol galeriye geliyorum. Yeni sembol tanımlamak için define diyorum. Ne diyeyim bunun ismine? Grouping sim diye bir isim verelim. Enter. Bakın az önceki sembol tanımlama ortamına geldim. Çizimi burada sıfırdan oluşturmayacağım. Neden? Drawing'de zaten elimde çizilmiş bir takım geometriler var. Uygulayacağım şey copy drawing bakın. Seçeneğim burada. Copy drawing diyorum. Bana drawing ekranını gösterdi. Neleri almak istiyorum bu sembol çiziminin içerisine? Onu seçmemi istiyor. Birkaç adet çizgi de seçebilirsiniz. Ben bütün bir yapıyı kullanacağım için her şeyi seçip orta tuş diyorum bakın veya okey de diyebilirsiniz. Sembol ortamıma geldi bunlar. Şimdi burada şöyle bir gruplandırma hedefliyorum. Birbirinden bağımsız seçebileceğim çember şekli veya kare şekli olsun. Bunların da kendi alt gruplarını oluşturalım. Mesela çember şeklinin içerisinde birbirinden bağımsız olarak sol ok ve sağ ok birlikte görünsün veya ikisini birlikte seçebilelim. Şimdi bu gruplamayı gerçekleştirmek için yine Menü Manager'dan geliyorum bakın. Groups'a geliyorum. Önce ana grupları oluşturmanız gerekiyor. Hatta böyle bir gruplandırma yani sembolde böyle bir gruplandırma eğer çok karışıksa öncesinde yani bir kağıt elinize bir kağıt kalem alarak bir taslağını hazırlamanızı size öneririm. Yani ana gruplar neler olacak, bunların alt grupları neler olacak, hangi çizgiler seçilecek öncesinde bir taslak olarak hazırlasanız daha iyi olur. Şimdi ben ana grubum ilk iki ana grubumu oluşturuyorum. Create diyorum bakın. İlk ana grubum circle olsun. Enter diyorum ve benden Circle'ın Circle grubuna dahil olacak olan çizgileri, geometrileri seçmemi istiyor. Çember dahil olacak. Şuradaki oklar dahil olacak ve metnim dahil olacak. Okey diyorum. Bir sembol daha oluşturacağım. Create diyorum. Bu da kare sembol olsun. Square diye isim verip Enter diyorum. Kare sembol içinde karenin çizgilerini seçiyorum. Sağ ve sol oku seçiyorum ve yine metin olacak. Yani birinde kareyi seçtim farklı olarak, diğerinde çemberi seçtim. Okey diyorum. Grup attributes'u ayarlayacağım şimdi. Grup attributes de o az önce kaynak sembolünü gösterdim ya, bazı seçenekler birbirinden bağımsızdı, bazıları ise birbirine bağımlıydı. Yani birini seçtiğimde diğerini seçemiyordum ama bazı diğer seçeneklerde birden fazla seçeneği işaretleyebiliyordum. İşte grup attributes bunu ayarlıyor. Eğer ki bir seçeneği seçtiğinizde diğer seçenek otomatik olarak işaretlenmesin, yani işareti kalksın, ikisini aynı anda seçilmesin istiyorsanız eğer seçeceğiniz eleman burada, seçeceğiniz komut exclusive. Görelim, görerek daha iyi olacak. Bakın exclusive diyorum. Done diyorum. Done diyorum. Tabii attachment istiyor yine benden. Şimdilik hızlıca bunları ayarlayıp geçeceğim. Bu kısımları tekrar ayarlamıyorum şu anda. Done diyorum. Sembolümü getireyim bakın.
Hemen bir görelim şu halini. Sadece gruplandırma yaptık sembol üzerinde. Bakın groupings'in bu sembolü oluşturmuştum. Grouping'e geliyorum. Independent seçmediğim için bakın. Circle, Square. İkisini aynı anda seçemiyorum dikkat ederseniz. Şimdi bunların alt gruplarını oluşturacağım. Bakın bu da çember. Şimdi bunların alt gruplarını oluşturalım. Sembolü tanımlamaya devam ediyorum. Sembol galeriye geldim. Redefine deyip pardon şöyle ekranda olmadığı için kliklemeyeceğim. Name diyorum. Grouping sim. Hemen alt grupları oluşturmaya geçmeden önce şu grup attribüste independent'ı da göstereyim. Bakın grup attribüste geldim. Independent'ı işaretliyorum. Done, done dedim. Görelim bakın. Custom sembolden grouping'e geldim. Bakın circle'ı işaretledim. Square işaretledim. İkisini aynı anda seçebiliyorum yani. Ama benim ihtiyacım olan bu değil. O yüzden onu tekrar düzelteceğim. Pardon. Sembol galeriye gelecektim. Redefine diyorum. Name diyelim. Groups. Group attributes. Exclusive. Şimdi alt grupları oluşturmaya devam edelim. Burada bir change level yapmam lazım. Hangi level'ı yapalım önce? Circle yapıyorum bakın. Yani bu level'ın içine giriyorum. Circle dediğimde evet bu level'ı kullanacağım. This level. Eğer ki yukarı çıkmak istiyorsan bakın. Up dediğimde ana level'a tekrar çıktım. Circle'ın içine girdiğimde bu level'da çalışma yapacağım diyorum. Şimdi burada da alt gruplarımızı oluşturalım. Create diyelim. Right arrow diyelim buna. Right arrow'da neler olacak? Okumuz olacak, notumuz olacak ve çemberimiz olacak. Bir tane daha oluşturacağım. Left arrow. Left arrow'da neler olacak? Sol ok, çember, metin. Okey dedim. Group attributes'e göz atalım. Independent olacak. Yani ikisini aynı anda seçebileyim. Hem sağ ok hem sol oku. Görelim bakalım. Şu anda done diyeceğim. Done diyorum tekrar. Sembolümüzü, grouping, evet, circle'ın altında right arrow'a geldiğimde right arrow ve left arrow ikisini birlikte de seçebiliyorum. İkisini birbirinden bağımsız olarak da seçebiliyorum. Düzenlemeye devam edelim. Square'de gerçekleştiriyorum. Aynı yöntemi uyguluyorum bakın. Redefine'a geldim. Düzenlemeye geri dönelim. Şu an tabi ana level'dayım. Tekrar change level diyeceğim burada. Square'ın içine gireceğim. Square'da yine group attribute'ü baştan ayarlıyorum bu defa. Independent olarak. Create diyorum. Yine left arrow diyelim. Sol okta. Soldaki okumuz. Kare geometrimiz ve metnimiz olsun. Bir tane daha. Right arrow. Bunda da sağ okumuz. Kare şeklimiz ve metnimiz. Okey dediğimde şu anda sembolüm hazır. Bir üst level'a çıkalım. Up diyelim. Şimdi attribütlerden diğer ayarları yapabilirim. Şimdi bunda right leader, left leader kullanmama gerek yok. Çünkü burada benim şeklim özel bir şekil. Üzerinde oklar var. Right leader, left leader bunları kullanmayacağım. Bunu nereden yapmıştık? Şöyle merkezden bıraksın bunu. Bunu tekrar ayarlayalım. Text related'e bağlı olsun. Şu metnimizi seçelim. Text angle'ımızın sabit olmasına gerek yok. Diğer seçeneklerin sabit olmasına gerek yok. Preset value. Burada şunu göstereyim size. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 diye değerler gireyim. Hem preset value zone'u diyeyim hem de floating point diyeyim. Bakalım ne olacak floating point. Aslında buradaki ayrım şey. Hani text mi girdiniz? A, B, C mi yazıyor burada? Tam sayı mı girdiniz? Yoksa ondalıklı değer mi girdiniz? Eğer ki ondalıklı değer kullanıyorsanız buraya 1, 2, 3, 4, 5 yazdıktan sonra veya şöyle bir tanesine 450 yazayım. Görelim orada da karşımıza gelenleri. Sembolümü getiriyorum custom sembolden tekrar. Grouping'e gelip şöyle left arrow olarak. Tabii şu an yükseklik metne bağlı olduğu için, text yüksekliğine bağlı olduğu için bu küçüldü. Grouping'ten bakın right arrow olarak gelip değiştirebilirim. Variable text'lere dikkat edin bakın yazanlara. Ondalıklı değerler olarak karşımda yer alıyor. Floating point seçtiğim için burası böyle. Bunu da 4.5 seçersem şu şekilde yazacaktır.
Özetle bu aşamadan sonra artık siz de gruplu bir sembolü oluşturabilirsiniz. Dilerseniz bu sembolü çizimden de kopyalayabilirsiniz. Az önce en başta benim gerçekleştirmiş olduğum gibi. Şimdi sembol ortamında çizim oluşturmak zor geldi diyelim. Drawing ortamındaki sketch sekmesinden buradaki sketch araçlarıyla çizim oluşturmak zor geldi. Üçüncü bir seçeneğimiz ne olabilir? Üçüncü bir seçeneğimiz sketch'imizi part ortamında oluşturmak olabilir. Çünkü az önce de gördüğünüz sembol ortamındaki çizim araçları ve drawing'deki sketch komutlarının kullanımı part ortamındakinden biraz daha farklı. Yani bunlara alışmamış olabilirsiniz. Size zor geliyor olabilir kullanımı. Part'ta sketch çizmeye alışmışsınızdır. O yüzden çiziminizi orada daha rahat oluşturuyorsanız orada da yapabiliriz bu işlemi. Şimdi bu örneği yapacağım bakın. Yeni bir part oluşturuyorum. İsmi sembol part. Çok önemli değil. Gelip burada bir sketch oluşturacağım front düzleme. Ne yapalım mesela bunda? Palet sekmesine gelelim. Shapes'ten bir slot çağırayım. Şöyle scale'ini 10 yapalım. Başka ne olabilir? Bunun üzerine bir text ekleyebilirsiniz ama buradaki text'in herhangi bir not fonksiyonu yok. Onu söyleyeyim başta. Şöyle göstermek istiyorum onu da size. Yani sadece çizim olarak elimizde kalacaktır bu. Sembolde yaptığımız gibi herhangi bir not fonksiyonu, text fonksiyonu olmayacaktır. Başka ilave çizimleri şöyle hızlıca ekleyelim. Burada bir avantajınız da şu olabilir. Çizim çok fazla karıştı diyelim. Bu skeci okeylerseniz tekrar sketch komutuyla front düzlemde üzerine bir sketch daha yaparsınız bakın. Mesela şunları referans alalım. Tam burada şöyle çemberlerimiz olsun gibi. Şimdilik bu kadar. Bu yeterli. Bunu nasıl drawing'e aktaracağım? Geliyorum şimdi drawing ortamına. Ha, siz sıfırdan bir drawing deyip oluşturduğunuz o part'ı drawing'e çekebilirsiniz. Benim şu an bir drawing ekranım olduğu için elimde. Ben buraya çağıracağım modeli. Layout sekmesinde Drawing Models'tan Add Model diyorum. Kaydetmediğim için Session'dan çağırıyorum. Bakın oluşturduğum part geldi buraya. Görünüş ekleyeceğim. General View'a geliyorum. Yani normal teknik resim hazırlarken nasıl partın görünüşünü ekliyoruz? Yaptığım işlem o aslında. Front görünüş olsun. Evet, görünüşüm geldi. Ancak burada bu çizimi direkt olarak sembolde kullanamazsınız. Kullanamayacağınızı göstereyim bakın. Sembol galeriden diyelim ki şimdilik not 2 diye bir notum olsun. Copy drawing diyorum bakın. Seçemiyorum bakın bu çizgileri. Çünkü bunlar serbest birer çizgi değil. Bu aslında modelin bir görünüşü. Bu sembol partın bir görünüşü. Buradakiler bakın serbest bir çizgi. İnformatik logosunu görüyorsunuz bakın. Her bir çizgiyi ayrı ayrı seçebiliyorum. Ama burada mouse imlecim herhangi bir çizgiyi algılamıyor. Şimdi burada yapacağım şey, bu sembolü iptal ediyorum. Onu zaten göstermek için oluşturmuştum. Buradaki model ile bu görünüşün arasındaki bağı kopartacağım ve bu modeli bu resmin içerisinden kaldıracağım. Elimde sadece çizgiler kalmış olacak. Aynı şuradaki informatik logosunda olduğu gibi. Şu an zaten bu resmin içerisinde az önce çağırdığım sembol part var yalnızca. Başka bir model yok bunun içerisinde. Uygulayacağım yöntem şu. Layout sekmesine geliyorum bakın. Edit menüsünde Convert to Draft Entities ve şurada da Convert to Draft Group diye iki farklı komutum var. İkisini de kullanabilirsiniz. Farkı şudur. Convert to Draft Entities derseniz buradaki çizgilerin her birini ayrı ayrı verir size. Yani şöyle seçtiğinizde aynı şu informatik logosunda olduğu gibi her bir çizgiyi şöyle ayrı ayrı seçebilirsiniz. Convert to Draft Group derseniz bunların hepsini bir grup olarak çizim bırakır size. Ben Convert to Draft grubu tercih edeceğim. Ayrı ayrı çizgilerle işim yok çünkü. Convert to Draft grubu diyorum. Görünüşüm seçiliyken bakın aksi halde komut aktif olmaz. Görünüşümü seçiyorum. Convert to Draft Group diyorum. Yes. Ve modelle bağım koptu. Şu an hatta buradaki görünüş vardı az önce bakın. Bir view vardı. O artık elimde yok. Sadece burada line'lar, circle'lar var elimde. Ve artık dilersen bu modeli bu resmin içerisinden kaldırabilirim. Bunun için yine Drawing Models'a gidiyorum. Delete Model komutu ile zaten tek bir partım olduğu için sembol partı resimden kaldıracak mısın diyor. Yes diyorum.
Bakın şu an hiçbir modelim yok ama çizgiler elimde kaldı. Ve bu çizgileri artık sembolle kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Az önce gördüğümüz yöntemle gruplandırmada copy drawing diyerek drawing'ten çekmiştik çizgilerimizi. Aynen o yöntemi uygulayacağım. Annotate'e geliyorum. Buna başlamadan önce araya şunu da sıkıştırayım. Bir diğer yöntemimiz şu olabilir de. Modelimizin görünüşünü dışarıya export edebilirdik. Save As'den export seçenekleriyle DVG veya DXF olarak export edip daha sonra import drawing data ile bu çizimi çağırabilirdik. Bu da bir seçenek. Aklımızda olsun. Şimdi ben sembolümü oluşturmaya devam edeyim. Sembol galeriye geliyorum. Define komutu ile Note 2 diye bir isim verelim buna. Copy drawing diyorum bakın. Kopyalayacağım çizimi seçip orta tuşluyorum ve çizimim buraya geliyor. Artık tek yapmam gereken şey attribute'sünü belirlemek. Free attachment olsun. Şöyle şurası olsun attachment noktası. Yüksekliği drawing units'e bağlı olsun. Okey ve done dememle birlikte bu sembol artık hazır olacaktır. İlave olarak yine bunun üzerine bir not ekleyeceksek insert'e gelip not diyerek make note seçeneğiyle şöyle klikleyelim. Notumuza ne yazalım? Şimdi ters slash arasında. Şimdi ters slash'ı neden kullanıyorum? Tekstim variable text olacaksa ters slash'ı kullanıyorum. Eğer ki fix bir not olacaksa, fix bir metin olacaksa orada, yani değişmeyecekse hiçbir zaman, o zaman ters slash kullanmanıza gerek yok. Ama değişken olacaksa şu ters slash'ları kullanmamız zorunlu. Yani değişkenlikten kastım da, pardon, orta tuş yaptım. Yanlışlıkla name diyorum. Not 2. Değişkenlikten kastım şu attribute'deki variable text'ten bahsediyorum. Burada bir preset values ayarlamıştık ya. O yüzden ters slash zorunlu. Şimdi düzenleyelim bunu. Shift click yaptım üzerine. Center'a ayarlayalım. Şöyle birazcık yukarıya alacağım. Birazcık yukarıya taşıyacağım. Şimdi siz bunu gridlerden faydalanarak daha düzgün bir şekilde ortalarsınız. Ben şöyle göz kararı ortalıyorum bunu. Attributes'ten şu variable text'imizin altlarına ne yazsın? Mesela ABC yazsın, DEF yazsın, XYZ yazsın. Ve yalnızca preset value'lar olsun diyelim. Geliyorum. Görelim bakalım sembolümüzü. Custom sembole geldim. Pardon. Şuradaki listeden seçecektim. Note 2'yi getir dediğimde variable text bakın. Harici bir değer giremiyorum. Preset Values Only'yi işaretlediğim için XYZ yazsın üzerinde. Notumuz hazır. Bir tane de ABC yazsın. Notum diyorum, pardon, düzeltiyorum. Sembolümüz hazır. Mesela şu ana kadar öğrendiklerimizde burada bir informatik çizim var bakın. Bu informatik çizimini bir sembol haline getireyim. Şu anda bir sembol değil bu. Ayrı ayrı çizgiler var elimde. Hızlıca yapıyorum bakın. Sembol galeri define diyorum. İnformatik Türkçe karakter kullanmayacağım, pardon. İnformatik logo. Copy drawing diyorum bakın. Seçiyorum çizgilerimi. Orta tuş. Yalnızca attribute ayarlayacağım. Free attachment olacak. Şuradaki bir orta noktadan olabilir. Yüksekliği de drawing units'e bağlı olsun. Okey ve done demem yeterli. Çağırayım sembolümü. Custom sembol. İnformatik logo burada. Bakın istediğim yere bunu iliştirebilirim artık. Şimdi sıra geldi oluşturduğumuz bu sembolleri kaydetmeye. İki kaydetme yöntemi kullanabilirsiniz. Birincisi dosya sisteminize kaydedersiniz. Dosya sistemine kaydettiğinizde de bunu custom sembolden browse diyerek dosya sisteminiz üzerinden çağırırsınız. Ki sıklıkla kullandığımız yöntem de budur. İkinci yöntemde ise palet üzerine kaydedersiniz. Ve sembolünüz her zaman buradaki palet üzerinde görünür. Buradan alıp resminizde kullanabilirsiniz. Şimdi birinci yöntemini gösteriyorum. Dosya sistemine nasıl kaydedebileceğimizi. Yapacağımız işlem çok basit. Öncelikle bir sembol direktörü ayarlayacağım. Sembol galeriye geliyorum. Sembol dire geliyorum burada. Örneğin masa üstümde yeni bir folder oluşturayım. Sembol ders diye bir isim verelim buna. Open diyorum. Sembol direktörüm artık burası. Kaydetmek için sembollerimi write komutuna gidiyorum.
Şimdi isme göre kaydedebilirim. Name derim bakın buradan. Sembollerimin ismini seçer. Buradan kaydederim. Veya pick ins diyerek eğer ekranda varsa o sembollerim ekrandan klikleyerek kaydedebilirim. Şöyle pick ins de ben ekrandan seçeceğim. Klikledim üzerine. Şimdi yukarı tekrar Enter Director açıldı. Buna dikkat edin bakın sizden tekrar sembol ismi istemiyor. Sembolün ismini zaten sembolü oluştururken en başta belirlediniz. Burada bir direktöre girmenizi istiyor. Eğer farklı bir direktöre kaydedecekseniz. Ama az önce ben ayarladığınız sembol direktöre kaydedecekseniz ekstra bir şey girmeye gerek yok buna. Direkt OK diyerek geçiyorum. Mesaj ekranına dikkat edin. Sembolün kaydedildiğini bize söylüyor. Görelim bakın. Custom sembole geliyorum. Browse diyorum. User Sims altında Not 2'yi gösteriyor bana. Neden User Sims? Az önce Sembol Direktörü ayarladığım için. Desktop'ımda Sembol Ders Klasörü. Aslında User Sims burası şu anda. Diğerlerini de aynı yöntemle kaydedeceğim bakın. Geliyorum Sembol Galeri'ye. Right diyorum. Pick Ins diyorum. Burada sembol olan bir şeyin üzerine klikleyebilirsiniz ancak kaydederken. Yani bu sembol olmadığı için bakın bunu klikleyemiyorum. Aynı şekilde bu informatik logosu bir sembol değil. Bunlara klikleyemiyorum. Ama biz onu sembol yapmıştık ve buraya çağırmıştık değil mi? Bunlara klikleyebiliyorum. Buna klikledim. Bunu kaydet dedim. Bir tane de ABC oluşturmuştuk bakın. Onu da ismiyle kaydedelim. Yine sembol galeri menüsünden right diyelim. İsmi ABC'ydi. Onu da yine aynı direktörü içerisine OK diyerek kaydedelim. Şöyle bir bakacak olursak bakın. Custom sembolde Browse dediğimizde User Sims altında kaydettiğimiz sembolleri görebiliyoruz. Artık farklı resimlerde bu sembollere ihtiyaç duyarsak buradan bunları çağırabiliriz. İkinci seçeneğimiz ise bu sembolleri palet içerisinde kaydetmek. Yani şuradaki Symbol From Palette komutuyla karşımıza gelen paletten söz ediyorum. Şimdi bu paleti açtığınızda zaten sağ bölümde Add to Palette seçeneğini göreceksiniz. Add to Palette diyorum bakın. Hangi sembolü ekleyeceksem bunu ekleyeceğim diyelim. Seçtikten sonra orta tuş. Ve bakın mouse'umun ucunda sembolüm geliyor. Paletin neresinde bırakmak istiyorsanız bunu. Yeri çok önemli değil. Çerçevenin içerisinde yer alması da şart değil. Herhangi bir yere bırakabilirsiniz. Şöyle bıraktım. Diğer notu da ekleyeyim bakın. Add to Palette diyorum. Not diyorum. Düzeltiyorum pardon. Sembol. Seçip orta tuş diyorum. Bu da geldi mouse'umun ucunda. O da burada yer alsın. Üzerindeki default notu ABC mi yazsın bunu soruyor. ABC yazsın. Ardından kapatabilirim artık bunu. Close dediğimde program zaten size soruyor. Palet değiştirildi kaydetmek istiyor musunuz diye. Yes derseniz bir daha Creo'yu kapatıp açtığınızda da o semboller karşınıza gelecektir. Kullanmak istediğinizde de Symbol From paleti açarsınız. Buradan ekrandan seçip sembolünüzü hızlıca eklersiniz istediğiniz yerlere. Ancak sembol paletini özelleştirdiyseniz sembol paletini Creo'nun kurulum klasörleri arasından alıp kendi config klasörlerinizin arasına kopyalamanız gerekiyor. Ve Creo'nun config ayarlarından da yeni sembol paletin direktörüsünü belirtmeniz gerekiyor. Bunu şundan dolayı yapmanız gerekiyor. Creo'da sembol paletin yeri şuradadır. Creo'nun kurulum klasöründe şöyle masa üstüme geleyim. Creo'nun kurulum klasörüne gideyim. Creo'nun kurulum klasöründe Common Files klasörü altında, Symbols klasörü altında palet klasördür. O az önce sembollerimi kaydettiğim paletin direktörüsü budur bakın. Aslında bir drawing dosyasıdır. Ancak daha sonra Creo'yu kaldırma ihtimaliniz her zaman var. Yani versiyon güncellediniz diyelim. Creo 5.06'dan 5.07'ye güncellediniz veya Creo 8'e geçtiniz diyelim. Bu gibi durumlarda bu kurulum klasörü altındaki bu drawing silinip yeni dosya buraya gelecektir. O zaman sizin burada yapacağınız değişiklikler de kaybolacaktır. O yüzden biz şunu yapıyoruz. Creo'da config ayarlarımın olduğu directory'yi bir açayım önce. Bu palet dosyasını buradan alıp config klasörlerinizin arasına kaydedin. Benimki şurada kayıtlı. Advanced Settings altında, Symbols'un altında Symbol Palette. Benim Drawing Symbol paletim burada kayıtlı bakın. Bunu da buraya kopyaladıktan sonra yani şuradan copy diyeceğim, buraya paste diyeceğim veya oluşturduğunuz herhangi bir klasöre pasteleyin. Yeter ki daha sonra yeniden ulaşabilin o klasöre. Daha sonra da Creo'nun config ayarlarına gidiyoruz. Options'tan Configuration Editor. Şöyle Symbol diye aratırsam eğer ayarımız şu bakın. Symbol Instance Palette File.
Buradan browse diyerek bakın dikkat edin. Az önce benim size göstermiş olduğum adreste Common Files altında. Ama ben bunu nereye adreslemişim? Kendi config ayarlarımın içerisinde sembol palet DRV olarak adreslemişim bakın. O yüzden ben Creo'yu kaldırsam, yeniden de kursam bu sembol paletim her zaman benim config ayarlarımın arasında olacağından ve ben hiçbir zaman onu silmediğimden dolayı, her zaman yedeğini bulundurduğumdan dolayı bu sembol palete erişebileceğim. Aynı şey sembol direktörünüz için de geçerli. Az önce burada ayarladığımız sembol direktörü, şurada sembol galeriden sembolü kaydederken bir sembol direktörü ayarlamıştım. Bu geçici bir sembol direktörüdür. Sadece kaydetme işlemi yapabilmeniz için. Kalıcı bir sembol direktörü istiyorsanız, ben nereye kaydetmiştim bunları? Masa üstüme kaydetmiştim bakın. Şurada sembol dersin altına kaydetmiştim. Bu dosyayı buradan alıp sembollerimi config ayarlarım arasında nerede tutuyorsam, mesela burası olabilir. Sembol ders diye bakın. Şuraya kopyalayayım. Ve daha sonra da bu adrese yine Creo'nun config ayarlarından gidip Configuration Editor'a gidiyorum. Find diyorum. Yine sembol diye aratacağım şöyle. Pro semboldir bakın. Pro sembol direktörü. Buradan adreslersem eğer bunu şu adresi almıştım onları. OK dediğimde ve bunu eklediğimde artık benim sembol direktörüm default olarak burası olacaktır. Creo'yu ben kapatıp açsam da her zaman bu sembol direktörü karşıma gelecektir. Görelim. Şöyle Creo'yu tamamen kapatıyorum. Bu pencereleri kapatıyorum. Tekrar açıyorum Creo'yu. Okey dedim. Tamamen boş bir drawing açıyorum yeni. Empty. Geldim bakın annotate'e. Custom sembole klikledim. Bakın browse dememe bile gerek yok çünkü herhangi bir sembolüm yok şu anda. Direkt olarak bana nereye gösteriyor? Az önce benim ayarlamış olduğum sembol direktörüye. Yeri neredeydi? Şuradaydı bakın. Ben burayı ayarladığım için benim klasörlerimi görüyor. Sembol dersi de buraya kopyalamıştım az önce. Bunu yaparsanız default bir sembol direktörünüz olmuş olur. Sembol paleti de göstereyim. Sembol from palet dedim. Bakın sembol palete kaydetmiş olduğum elemanlar da burada karşımda. Şimdi bugünlük anlatacaklarım sizlere bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.